6 sene oldu. Ama ilk günkü gibi acıları taze. Değişen hiçbir şey olmadı. Bazen rüyamda görüyorum evladımı. Yaşıyorsun diyorum. Herkese haber vereyim diyorum. Bir mutluluk, bir sevinç ama gözünü açtığında her şey sil baştan tekrar başlıyor. Hep başa dönerek aynı acıyı, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayarak 6 seneyi geçirdik. Ve zannediyorum ki artık son nefesimize kadar bu böyle gidecek, ben hafifleyecek, geçecek falan zannediyordum ama hiçbir şekilde değişen bir şey olmuyor. Geceleri üstü açıldı mı diye kalkıp dolaştığın yavrum, küçücükten büyüttüğün evladının toprağa verdikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hiçbir şekilde kendine yeni bir alan, yeni bir umut, yeni bir hayal kuramıyorsun. Her şey o saatten sonra bambaşka oluyor. Ben uzayda falan yaşıyorum gibi geliyor. Her şey çok farklı, çok değişik. Elimizden geldiği kadar sağlıkla mücadele ediyoruz. Adaletle mücadele ediyoruz. Ayakta durmaya, dik durmaya. En azından bize bunu yaşatanların bir ceza aldığını görmek için sağlıklı bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Sanıkların avukatı yazmış, efendilerin cezasını kölelere ödetiyorlar diye. Biz bir gün o efendilerin de ceza aldığını göreceğiz. Bu ümitle ayakta durmaya çalışıyoruz. Yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Uzunköprü Belediye Başkanımız aramızda bulunamadığından mesajını sizlere iletmek istiyorum. 8 Temmuz Çorlu tren faciasında kaybettiğimiz canlarımızın çok değerli aileleri, değerli misafirlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. İhmal sonucu yitip giden canlar sadece sizin değil, bizim Uzunköprümüzün de canları. Kazadan tam 6 yıl sonra pes etmeden sürdürdüğünüz davadan çıkan olumlu karar bir son değil, aksine bir başlangıç olacak biliyorum. Suçlu olan herkesin gerektiği şekilde ceza almasını temenni ediyorum. Bu süreçte biz Uzunköprü Belediyesi olarak ihtiyaç duyduğunuz her zaman sizlerin yanında olacağız. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin.